Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm. İstemeyi bilse de nasipten öte köy olmadığını da bilenler. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde Sultan Mahmut Han Çocuğa ihsanda bulundu, tıkandı da tıkandı, tıkandı da tıkandı. Sesini duyunca bir kunduracı dükkanına doğru yöneldi. Biz de hünkârı orada bıraktık. Hünkâr bu, bekletmeye gelmez aylardan Ramazan. Dikkatini çekince padişahın yavaş yavaş o dükkana doğru gitmiş. Bakmış ki bir ihtiyar, elinde çekiç, elinde malzeme falan da yok ama vuruyor demire, tıkandı da tıkandı, tıkandı da tıkandı. İyice dikkatini çekmiş. Girmiş kapıdan içeri. Selamun aleyküm baba demiş. İhtiyar bakmış. Aleyküm selam evlat. ya nedir bu tıkanan? Tıkandı da tıkandı diyorsun. Dikkatimi çektim merak ettim. Anlatmış. Gel evladım gel demiş. Otur anlatayım. Bundan aylar aylar önce bir rüya gördüm yavrum. Rüyamda çok büyük bir şadır var. Etrafında onlarca çeşme. Kiminden oluk oluk sular akıyor. Kiminden cığıl cığıl sular akıyor. Kiminden tek tük damlalar düşüyor. Şaşırdım dedim ki bu nedir? Nasip çeşmesi dediler. Şu kimin diye sordum. Oluk oluk akı. Padişah efendimizindir dediler. Şu kimin? Filan sadrazamındır. Şu kimin? Falan devletlunundur. Baktım bir tane böyle damla damla dökülen bir şey var. Bu kimin diye sordum. Bu senin dediler. Zoruma gitti evlat. Oradan bir odun parçası buldum. Dedim şunu biraz açayım da aksın. Ben açmaya çalışırken çeşme odun kırılmasın mı? tıkandı. Damla da düşmez oldu. Evladım, o günden beri ne kapımı çalan olur, ne dükkana gelen olur, ne bir iş olur. Ağaç, bir ilaç tıkandı da tıkandı anlayacaksın yani Boş boş oturuyoruz. Padişahın hikaye hoşuna gitmiş. Saraya dönünce emir vermiş. Bir hindi dolması yapın. İçini altınlarla doldurun. İftar vakti Üsküdar'da falan dükkanda bir adam var. Götürün ona verin. Hay hay devlettum. İftara yakın İkram gelmiş, tıkandı babaya. Ali de öyle diyormuş ona. Tıkandı da tıkandı, adı tıkandı babaya çıkmış. İkram gelmiş, tıkandı babaya. Almış, elhamdülillah demiş. Herhalde nasibim açılıyor. Güzel olacak bundan sonra. Bak durduk yere bir ihsan geldi. Bulan demiş ama şimdi bu hindi, ben bunu iftarda yesem, bugün iftar etmiş olurum da, satayım ben bunu demiş. Satarsam belki üç günlük iftar param çıkar komşusunun birine ya böyle böyle bir şey geldi demiş. Bu bana fazla alır mısın? Adam bakmış beş akçe veririm demiş. İçi altın dolu hindiyi beş akçeye almış. Tıkandı baba sevinç içinde hindiyi vermiş dönmüş dükkana. İşte hadise <laughs> padişahın kulağına gelince padişah biraz hem gülmüş hem de hey heylenmiş. nasipsizlik de bu kadar olur mu gibisine. Şimdi bu nasip meselesi önemli bir mesele. Ne demek istiyorum? Kimisi vardır, istese de bulamaz. Kimi de vardır, istemese de ona ihsan yağar. Adamın biri bir gün dostlarıyla dertleşirken canı sıkkın bir şekilde ya arkadaşlar demiş. Tamam zenginiz, tamam tüccarız. Fakat ben merak ediyorum demiş ya bu zarar etmek dedikleri şey nasıl bir şey? Ya bu yaşıma geldim daha bir defa zarar etmedim. Bir verdim bin aldım, on verdim yüz aldım. Arkadaşlar da gülmüş ya başka merak edecek bir şeyim yok filan. Ya merak ediyorum demiş. Zarar etmek nasıl bir şey? Ne yapsam ben zarar ederim? Bir söyleyin bakayım bana. Demişler ki kolay. Sen hac zamanı Medine-i Münevvere'den hurma al. İstanbul'a getir. Dönem bitince de götür. Medine-i Münevvere'de hurmaları sat. Hac zamanı pahalı. Sonra fiyat düşük. Arada geldi gitti nakliye maliyeti. Ha demiş adam pek güzel demiş ya. Ben bunu yapayım demiş. Hac mevsiminin üstünden birkaç zaman geçmiş adam nasıl zarar edildiğini görmek için kendisi de karışmış kervana düşmüşler Medine Münevvere'nin yoluna. Tabi yolculuk uzun sürüyor. Zaman zaman başka kervanlarla karşılaşıyorlar filan. Bakmış ki yanında bir kervanda bir ihtiyar. <laughs> Kapında kul var sultandan içer o. Ne güzel bir ihtiyar demiş. Kim bu demiş kervancı. İmmetle de demişler. Ticaret kervanıyla hacca gidiyor. Aa demiş bizimki. Çölün orta yerine geldiklerinde 20-30 asker tık 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 atlarla falan gelmişler kervan durdurmuşlar. Dur! Hayır olsun beyim ne yaptık? Bir hatamız kusurumuz mu oldu? Durun durun demiş. Hata değil. Siz Mevlanın ihsanısınız bize. Hayırdır? Biz işte falan devletin askerleriyiz. Padişah Efendimiz bu çölden geçiyordu. Bir yerde konakladık. Padişahın da bir yüzüğü var. Baba yadigarı. Yüzüğünü kaybetti. Aylardır o yüzüğü ararız. Asker açlıktan kırılmak üzere. Sizi bize Mevla gönderdi demiş. Ne kadarsa bütün kervanı satın alıyoruz. Bütün hurmalarınızı alıyoruz. Adam demiş satmam. Ya niye satmıyorsun? Kaç lira bu? Diyelim bir deve yükü 10 akçe. Biz sana 100 akçe vereceğiz. Satmam demiş adam. Bin akçe verelim. Satmam. Şimdi bu böyle deyince bunu palas pandıras almışlar. Padişahın huzuruna çıkartmışlar. Padişah niye demiş Satmıyorsun. Bak burada bizim askerimiz telef oldu. Aç susuz perişan vaziyetteyiz burada. Ederinden de fazla para veriyorlar. Niye satmıyorsun? Adam demiş ki hünkârım ben ne yapsa zarar edemeyen bir adamım. Bir defa zarar edeyim diye böyleyken böyle bir iş yaptım. Şimdi gidip bunu satacağım. Satınca da zarar edeceğim. Sizinkiler karşıma çıktı. Ben bunlarla gene zarar edemeyeceğim deyip ben sinirle ellerini yere vurmuş. Allah avucunda bir şey. Aradığınız yüzük bu muydu demiş. Padişah bakmış yüzük oydu. Bunun demiş develerin hurmalarını dalmayın. Da Ağırlığınca da altın verin. <laughs> Gitsin. Hasılı. Adam gene zarar edememiş. E, bu işte böyle. Ama saraya dönelim. Sultan Mahmut Han tıkandı babaya bir güzellik daha yapayım demiş. Şöyle demiş bir tepsi baklava hazırlayın. Her bir dilimin içine bir tane altın koyun. Götürün Üsküdar'a. Verin bakalım bu defa ne olacak. Şimdi tıkandı baba bir gün evvel aldığı beş akçeyle mutlu. Dükkanda gene tıkandı da tıkandı devam ederken kapı çalmış. Dün demiş size hindiyi gönderenler. Bugün de bir tepsi baklava. Elhamdülillah demiş tıkandı baba. Sevinmiş. O sıra kapıda biri var yan komşu bekliyor. Baba yani istersen ben alırım bir beş akçe veririm. Hatta on akçe de veririm bu tepsiye falan. O olur demiş. Ben ne yapacağım? Aç karnımı doyuramıyorum. Tatlı mı yiyeceğim? A bakalım. Bir tepsiyi vermiş yan komşuya, karşılığında on akçeyi almış ama keyfine diyecek yok. Haber saraya gitmiş. Sultan Mahmut Han bu defa hakikaten kızmış. Ya bu nasıl bir nasipsizliktir demiş ya. Böyle şey olur mu? Hele çağırın bakayım gelsin. Askerler gelmişler. Efendim hünkâr size emrediyor deyince, hayır ola filan. Bir kere bir diyeceği varmış. Biraz da ürkerek sarayın yolunu tutmuş. Şimdi o saraya doğru yürüye dursun. Bazen olmayınca olmaz, bazen de olmazlar olur. Bir Arakiyeci İbrahim Ağa Camii var İstanbul'da, Zeytinburnu'nda. Böyle yanında Sebil'i, medresesi, küçük bir külliye gibi bir yer. 1591 yılında yaptırılmış. Oranın bir yaptırılış hikayesi var. O da tıkandı babanın tam tersi bir mevzu. Nasıl diyeceksiniz? Arakiye bu keçeden takke, ona arakiye diyorlar. Yani o namazda başımıza taktığımız takkelerin keçeden yapılanı. O yıllarda bir arakiyeci İbrahim A yaşamış. Adamın zar güç kanaat geçinen bir adamcağız. Öyle malı mülkü bir varlığı da yok ama bir hayali var. Ben bir cami yaptıracağım diyormuş. Eş dost inşallah İbrahim A filan. Hanımına diyormuş ben bir cami yaptıracağım. Ya bey inşallah da hani nasıl olacak falan. Ya bir cami yaptıracağım böyle falan. Derdi bir cami yaptırmak. İbrahim Ağa bir gece bir rüya görmüş. Rüyasında Bağdat'ta nehir kıyısında büyüyecek bir üzüm asması. Asmanın da en üstünde üç tek üzüm. Birisi de yanına yaklaşıp diyor ki bunlar senin nasibindir. Uyanmış. Hayır ola inşallah demiş. Ya. Etkisinde kalmış biraz rüyan. Hanımını anlatmış. Hayırdır inşallah bey demiş. Ertesi gün aynı rüyayı bir daha görmüş. Var bunda bir iş demeye başlamış. Bir sonraki gün bir daha görmüş. Bir daha bir daha olunca demiş ki ben bu rüyanın ardına düşeceğim. Bunda bir şey var. Mevla bana bir, bir şey söylüyor. Eşe dostla hanımına ya deli misin sen Bağdat'a gidilir mi? Bir rüya yüzünden orada ne işin var falan. Yok demiş ben gideceğim. Vedalaşmış. Birkaç ay yolculuk varmış Bağdat'a. Nehri bulmuş. Nehir kıyısında asmayı bulmuş. Aynı rüyadaki gibi. <laughs> en üstte de üç tane üzüm. O da aynı rüyadaki gibi. Şimdi altta salkım salkım üzümler dururken bu nasibindir denilen üç üzümü alabilmek için zıplıyormuş. Almaya çalışıyor falan. Birisi görmüş. Baba selamun aleyküm demiş. Ne yaparsın? Aleyküm selam evladım. Üzüm almaya çalışıyorum falan. Adam ya aşağıda bir sürü üzüm var demiş. Niye yukarıya zıplıyorsun? Cık. Anlatacak olmuş demiş. Şimdi deli diyecekler bana. Üç tane üzüm için Bağdat'a. Anlatamamış demiş. Onlar demiş hani bir hoşuma gitti falan. Var bir şey demiş sen. Bir dilin altında bir bakla var. Çıkar bakayım o baklaya. Niye o üç? Ya kardeş demiş. Ben İstanbul'da yaşar Bir gece bir rüya gördüm. Dediler ki Bağdat'ta işte şu üç üzüm. Aynı burayı gördüm demiş. Bu salkımı gördüm. O üç üzümü gördüm. Onlar senin nasibindir dediler. Ben onun için onlar Adam ya baba demiş. Sen deli misin? Yani sen üç üzüm için İstanbul'dan kalkıp Bağdat'a mı geldin? Evet. Ben demiş kaç defa rüyamda gördüm. Bana dediler ki İstanbul'da bir Arakiyeci İbrahim Ağa var. Evinin arka bahçesinde bir küp altın var. Git kaz onu al. Ben bir küp altın için çıkıp İstanbul'a gitmedim. Sen üç üzüm. Aa tamam tamam evladım demiş. Tamam eyvallah sen haklısın. Üzümü yemiş mi yememiş mi bilmiyoruz da dönmüş İstanbul'a evin arka bahçesini kazmış bir küp altını çıkarmış o çıkarttığı altınla da işte o meşhur Arakiyeci İbrahim Ağa camiini yapmış. Bu iş böyle. Tıkandı baba, saraya gelmiş, hünkârın huzurunda duruyor. Padişah meselenin aslını anlatınca tıkandı baba. Bir yandan mahcup olmuş, bir yandan sevinmiş. Demiş ki baba, ben baktım senin halin perişan. Tıkandı da tıkandı. Sana hem bir ihsan olsun, hem bir moral olsun diye gönderdim. Hindinin içi altın doluydu. Sen verdin komşuya. Tepsinin içindeki her bir baklavanın içinde biçil saray altını vardı. Verdin onu da komşuya. 3-5 akçeye sattın. Sen hakikaten nasipsizsin demiş ya. Tıkandı baba mahcup böyle ne yapayım hünkârım işte böyle hani tıkandı derken de buydu kastım filan. Sultan Mahmut Han keyfi gelsin ihtiyarın diye demiş. Getirin oradan hazine sandığını. Getirmişler böyle bir sandık. Getirin küreği. Demiş ki baba küreği daldırsan da küreğin üstünde olan altın senindir demiş. Tıkandı baba elhamdülillah herhalde nasibimiz döndü falan. Sevinç içinde heyecanlı da küreği almış ya Allah bismillah bir daldırmış. O heyecandan küreği ters daldırmış. Kürek sandıktan çıksa ki <laughs> üstünde bir tek altın. Tıkandı baba şaşkın. Sultan Mahmut Han celalli. Eee hey, demiş yani vermezse mabut neylesin Mahmut. O söz bize oradan yadigar kalmış. Hani hünkar sonrasında merhamete gelip de şöyle avuç avuç ihsanda bulunmuş mudur? Bak bunu bilmiyoruz. Bu hadise gerçekten yaşanmış mıdır? Bak bundan da haberimiz yok. Ama kıssadan hisse. Bazen olmayacak işler verir, Bazen olacak işler olmayı verir. Neticesinde senin gayretin önemlidir. İsteyişindeki üslup önemlidir filan da. Bütün bunların ötesinde nasip diye bir şey vardır. Bir şey senin nasibinse, sen hiçbir şey yapmadan da o şey gelir ve seni bulur. Ama bir şey senin nasibin değilse, ezelde sana yazılmamışsa, istediğin kadar uğraş, istediğin kadar çabala, istediğin kadar emek ver, istediğin kadar dert et, istediğin kadar üslup sahibi ol, o şey sana nasip olmaz. Onun için cancağızım, insanın bir şey olduğu vakit ben yaptım da oldu demesi ayıptır. Bir şey olmadığı vakit ben şunu yapamadım da olmadı demesi varlık iddiasıdır. Sen sana düşeni yap, o kendisine düşeni yapmamazlık etmez. Ama en sonunda dervişin dediği gibi olduğunu bil mevzun. Sormuşlar ya, Allah'la aranız nasıl? Nasıl iyi olmasın demiş. Hep onun istediği oluyor. Eyvallah. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.